Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dediğim gibi kız kardeşimin evindeyiz ve bu sefer Philips FC9331 elektrik süpürgesini tanıtacağız. Elektrik süpürgesinden çok memnun kız kardeşim. Herkese de öneriyor. Elektrik süpürgesine bakıldığı zaman elektrik süpürgesinin boyutu gerçekten küçük, ideal. Kullanımı kolay. Parçaları da biz çekimi yapmadan önce biraz inceledik. Gerçekten güzel. Şöyle göstereyim. Şu taraf filtresi. Kız kardeşim yardımcı olacak bize. Şöyle açma kapama tuşu var. Şurada kablosu için bir şey var. Çekme aparatı. Kablosu biraz kısa diyor kız kardeşim hani, ama yine de bence o kadar da kısa değil. Her oda için ayrı bir fiş gerekiyor. Biz az sonra bir şey de yapacağız. Hani görmeniz açısından süpürme de yapacağız. Şuradan filtresini gösterecek kız kardeşim şimdi size. Filtresini açma yeri. Gördüğünüz gibi bayağı da ince tozları çekmiş. Şöyle açması. Şu tarafta bir filtre yeri var. Buranın mutlaka temizlenmesi lazım bu kısım. Şu mavi olan kısmın çıkarılıp tozunun temizlenmesi gerekiyormuş. Öyle olunca daha iyi çekim gücünün artırıyormuş o zaman süpürge. Şöyle takmasını da gösterelim. Şöyle çıkarması, takması. Oldukça pratik ve kolay bir ürün. Malzeme kalitesi de gayet iyi. Philips'in zaten elektrik süpürgesi konusunda biliyorsunuz çok tercih edilen bir model bu. Şöyle göstereyim. Tekerlekleri de büyük. Çok rahat hareket ediyor. Ama şöyle bir dezavantajı var açıkçası bunun. Tutma sapı yok ve şuradan tutmak zorunda kalıyorsun. Bu da çok sağlam durmuyor açıkçası. Hani çok böyle istediğin gibi taşıyamıyorsun süpürgeyi. Çünkü sağlam olmadığı için hani kırılacakmış gibi bir his uyandırıyor. Bence eksi tarafı o olabilir süpürgenin. Şöyle bir kulbunu falan süpürme alanını falan gösterelim. Şöyle onlar da gayet kaliteli. Şöyle arkasını çevirelim. Gördüğünüz gibi fırçaları falan da gayet kullanışlı. Bunu 2 yıldır kardeşim kullanıyor ve çok memnun. Şöyle şunları çıkarması falan da kolay, pratik. Hani istediğiniz anda kolayca çıkabiliyor. Şurası demir, sapları demir. Şöyle inebiliyor, çıkabiliyor. Sapları da demir olduğu için çok gerçekten sağlam hissi uyandırıyor. Şurada da çok güzel düşünülmüş bir detay var. Ben burayı çok sevdim. Bilmiyorum her Philips'te var mı? Şöyle şurasını indiriyorsun. Ve şöyle köşeleri falan tozlarını şöyle gayet güzel alabiliyorsun onunla. Şurada da fayans, zemin özelliğini seçebiliyorsun. Fayans, halı ve koltukları seçip süpürmenin şiddetini de ayarlayabiliyorsun. Yani daha vakumunu ayarlayabiliyorsun. Onda çok pratik bir süpürge. Çok güzel, çok sağlam duruyor. 2 yıldır kullanmasına rağmen gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle bir çekim yapalım isterseniz. Hani süpürgenin nasıl çektiğini gösterelim. Gördüğünüz gibi gayet kullanımı da pratik. Bazı süpürgeler yorucu oluyor. Şu an sesim geliyor mu değil mi? Şu an üzerinde yapalım. Halı üzerine geçti. Tabii çok indiriyorum. Gördüğünüz gibi halıyı kaldırıyor. 2 yıldır bu makine. Onu da söylemek istiyorum. 2 yıldır kullanıyor. Şöyle. Yeterli bence. Gayet gördüğünüz gibi gayet kaldırdım. Bayağı da hani çekim gücü iyi. Şöyle tekrar göstereyim. Şu makineyi. Filtresini de gösterdik. Temizliğini de gösterdik. Başka bir söyleyecek bir şey var mı bilemiyorum. Şurası açılıyor. Şurayı açalım. Yani şuradan. Şu mavi yer yıkanmıyor. Ha? Şurasında da bir filtre yeri var. HEPA filtresi var. Onu da göstereyim. Orayla bir işimiz yok. Orayla biz hiç uğraşmayacağız. Orayla filtre değiştirilebilir. Bu kısım çıkarılıp yıkanabiliyor. Yıkandığı zaman gayet temiz oluyor. Şu anda biz çekim yapacağımız için bu şekilde göstermek istedik size. Böyle. Biz Philips'in FC9331 modeli bu. Herkese öneriyoruz. Rahatlıkla alabilirler. Şöyle göstereyim. Belki görmek isteyenler olabilir. Bu kadar. Bugünkü tanıtımımız kız kardeşimin evindeyiz. Videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızla devam edeceğiz. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.